Merhaba arkadaşlar, bugün size gördüğünüz oval tabanın yapımını anlatacağım. Kısaca ve kendimce yorumlayarak yaptığım bir çanta tabanı bu. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. Merhaba arkadaşlar, bugün size taban yapımı anlatımıyla geldim. Öncelikle sayfamda birkaç taban yapımı var ama ben tekrardan çekmek istedim ve bunu bir çantam için yapacağım. Yaparken de size çekip paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle küçük bir ipim var. Bunu ip yürüterek tabanlarımı yaptığım için yürütme işleminde kullanacağım. Şöyle küçük bir parça ayırdım ipimden. Ve orta kalınlıkta bir kağıt ip, 3,5 milim tığ, 30 santim yani 30 santim civarı bir tabanımız olacak. Dediğim gibi bunun sıralar santimler aynı olabilir fakat tabanınızın genişliği aynı olmayabilir. Çünkü ipin kalınlığı, elinizin gevşek ya da sıkı olması bu santimi değiştiriyor. O yüzden genelde 30 civar bir tabanımız olacak. Şimdi öncelikle 30 santim taban için ben normalde 22-23 santim zincir çekiyorum. Ama bunu da sayalım. Şimdi 25 adet zincir çektim. Şimdi de ölçeceğim bunu. Şu şekilde. beş santim oldu. Dediğim gibi ben 22 santim 22 ya da 23 santim uzunluğunda bir zincir çekeceğim. 25 tane çekmiştim. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tane çektim. Tekrar bir ölçelim. Yirmi santim, 35 tane çekmiştik. 36, 37, 38, 39 ve 40 tane çektim. Şimdi ölçelim tekrar. Gördüğünüz gibi 23 santim tam 23 santime denk geliyor. 40 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada normal oval taban yapımını biliyorsunuzdur ama ben tekrar anlatayım bilmeyenler için. Burada 40 tane çektik ve şimdi şu araya ekleyeceğimiz ipi şu şekilde koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bunun arasından geçiriyoruz. Ve ipimizi yürüterek işleme başlayacağız. Tabanlarınızda ip yürütürseniz arkadaşlar daha tok bir görüntü ve daha dayanıklı oluyor. Ben genellikle ipin durumuna göre eğer ipim kalınsa biraz tek kat yürütüyorum ama ipim ince ise iki katta ip de yürütebilirsiniz. İpimizi buradan geçirdim. Gördüğünüz gibi tığımız aldığımız yerden ve buna değil şu şekilde şu dibine değil bir yanındakine batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde evet. Evet. Artık işlemimiz kolay. Buradan şu şekilde gördüğünüz gibi her bir ilmeğin içine batıp birer sık iğne yapıyoruz. Bu sıramız böyle karşıya kadar geçecek. Şu şekilde görürsünüz. İpimizi buradan sonra keseceğiz. Şimdi dediğim gibi her bir zincirin içine birer tane sık iğne yapıp İlk sıramızı tamamlayacağız ve köşelerde üçer tane arttırmamız olacak.
Bunu ben köşeye kadar yapayım. Köşede size tarif edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sık iğnemi sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi şurada sonuncu sırada buraya 3 tane sık iğne yapacağız. Bir. Şu şekilde görüyorsunuz. 1, 2, 3 tane. Sonra diğer sık iğnelerin karşı tarafına gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi bütün sık iğnelerin tepesine sık iğneleri yaparak şu köşeye geleceğiz. Burada da 3 tane dediğim gibi sık iğne yapacağız. Buraya kadar ben işleyeyim. Buraya gelince tekrar size paylaşım yapacağım. Evet arkadaşlar, ben dediğim gibi sıra sonuna kadar geldim. Burada sonuncu iğnemdi. Burada da aynı. Burada yaptığımız gibi 3'er tane sık iğnemiz olacak. Şimdi şu şekilde. Şimdi. Bir. İki. Şu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane sık iğnem oldu. Ve sonra dediğim gibi şurada kaldığımız noktadan yan tarafından aynı gene tekrar karşıya gelecek şekilde şöyle sık iğnelerimizi ipimizi yürüterek yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi köşelerde 1, 2, 3 tane sık iğne, diğer sık iğnelerimizin tepesine birer tane batarak şu sıra sonumuza geldiğimiz zaman burada da arttırma yapacağız. Oraya kadar gelip işleyeyim. Size orada arttırımları nasıl yapılacağınızı göstereceğim. Şu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiç arttırım yapmıyoruz aralarda ve sıra sonuna kadar aynı şekilde sık iğneler üstüne biraz sık iğne yaparak işlemimizi devam ettiriyoruz. Buraya gelince tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şu şekilde kameramı ayarlayayım. Şimdi gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 tane köşede sık iğne yapmıştık. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine batıp ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani buradaki 3 tane sık iğne 6 sık iğne olacak. Şimdi birincisine battık. 1, 2. Gördüğünüz gibi şimdi ortadakine geliyoruz. Buna da 1, 2 tane ve üçüncüye de 1, 2 tane. Gördüğünüz gibi toplamda 2, 4, 6'ya çıkmış oldu 3 tane sık iğnemiz. Diğerleri aynı şekilde her bir tanesinin tepesine bir tane batırarak sıramızı tamamlayacağız. Ve şöyle bir tavsiyede bulunayım. Yani kağıt iple işlerken hiç yapmayan arkadaşlar için söylüyorum. Sürekli elinizle düzeltme yapın. Çünkü kağıt ip örümü zor ve yaparken bu el ütüsü yapmak örgünüze daha güzel bir görünüm sağlar. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi
alttaki ipimizle yürüterek aradaki sık iğnelerimizi tamamlayacağız ve karşıya da aynı şekilde şu şekilde burada da aynı şekilde üçer tane sık iğnelerimiz var köşede gördüğünüz gibi. Buraya da her birinin tepesine ikişer tane batıp burayı da altıya çıkaracağız ve bu şekilde buraya kadar işleyeceğiz. Birer tane aynı sık iğnelerin tepesine birer tane olmak kaydıyla buradaki köşeye gelene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Buradaki köşeye gelince arkadaşlar tekrar burada bir arttırımımız var. Onu göstereceğim size. Ben işleyip buraya kadar geleyim. Buradaki arttırımı da göstereceğim. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi iki köşeyi de sık iğnelerimi yaptım. Yani 6'şer tane burada, 6'şer tane burada oldu. Şimdi 2, 4, 6 görüyorsunuz. Burada 2'şer tane sık iğnelerim var. Toplamda 3'er tane yani 1, 2, 3, 3'er tane çift sık iğnem olacak. Ve bunlar hiç değişmeyecek. Yani tabanınız büyüse de aradaki temel olan 3 tane çiftiniz olacak. Aradaki şimdi göstereceğim. Arada teklerimiz olacak ve bu tekler artacak ama 3 çift olan sık iğnemiz hep aynı şekilde 3 tane kalacak. Arttırma olmayacak orada. Şimdi şu şekilde ilk önce ben ilk sırada şöyle anlatayım. Herkesin taban yapımı farklı oluyor. Ben de böyle çiftleri çift çift üstüne gelmesinden pek hoşlanmadığım için bunları kaydırarak yapıyorum ama bu ilk sırada olmuyor. Şimdi ilk sıradakini şurada ilk çift gördüğümüz yere şurada görüyorsunuz. İlk çiftimizi gördük. Burada şunun başına batarak bir tane çiftimizi yapıyoruz. 1 2 Şimdi sonra yanına bir tane tek yapıyoruz. Sonra bir tane çift yapıyoruz. Bu ikinci çiftimiz oluyor. Bir tane tek yapıyoruz. Şimdi bir tane daha çift yapıyoruz. Bu da üçüncü çiftimiz. Artık çift yapmayacağız. Sonra bir tane de tek yapıyoruz. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Diğerlerinde aynı tek olacak şekilde sıramızın sonuna kadar bu şekilde tek yapıyoruz. Şöyle elimizle dediğim gibi her işlemden sonra elinizle düzeltmeye dikkat edin. Bu şekilde gördüğünüz gibi aradaki sık iğnelerimizin tepesine birer tane batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Burada hiçbir arttırım işlemimiz yok. Bu şekilde karşı sık iğneye gelene kadar yani sıra sonumuza gelene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Burada da aynı şekilde şurada ilk çiftimizi gördüğümüz yere bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek olacak şekilde burayı da arttırım yapacağız. Şimdi ben buraya kadar işleyeceğim. Burada tekrar size arttırımı göstereceğim. Evet ben sıra sonuna kadar geldim. Burada şurada şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle ilk çiftimiz var. Şimdi ben tabanlarında çiftin üstüne çift yapmayı pek sevmiyorum. Yani burada o iz belli olmasın diye kaydırarak yapıyorum. Mesela şu şekilde. Burada çiftimi gördüm. Buraya değil de bunun çiftin ortasına batıyorum. Ve ilk çiftimi oraya koyuyorum. Ya da bir önüne. Ondan sonraki sırada tekrar buraya geldiğimizde bir geri bir ileri şeklinde çiftlerimizin yerini kaydırarak ben o şekilde taban yapıyorum. Dediğim gibi siz yine çiftlerin üstüne çift yaparak da yapabilirsiniz. Ama ben öyle daha güzel bir oval bir görüntü olduğunu düşündüğüm için kendimce bu şekilde yapıyorum. Şimdi anlattım. Mesela burada çiftimi gördüm. Buraya bir tane tek koyuyorum. Şurada çiftimin ortasına da battım. Gördüm ki tam çiftin ortasındayım. Buraya değil hemen çiftin yan tarafına batıyorum. Buraya ilk çiftimi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çiftim buradan buraya kaydırmış oldum. Ve buraya 1 ve 2. 2 tane tek yapıyorum. Alt sırada 1 tekti. Şimdi üst sırada 2 tek. Yana geçiyorum ve ikinci çiftimi yapıyorum.
1 2 Dediğim gibi çiftler 3 tane olacak. Yani bunlar artmayacak. Aradaki tekler artacak. Şimdi 1 tek yanına da bir tane tek yapıyorum. Ve son çiftimi yapıyorum buraya. 1 2 çiftimi yaptım ve 2 tane tek yapıyorum. 1 2 ve buradan sonrası dediğim gibi hep tek olacak şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz ve elimizle düzeltiyoruz her seferinde ki ben öyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi oval bir görüntü oluyor ve dediğim gibi çift yerleri belli olmasın diye ben bu şekilde yapıyorum. Ama siz isterseniz çiftlerin üstüne gelecek şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben sesli çekim yapıyorum. Üstüne montajla biraz anlatması zor oluyor. Sesli çekim yaptığım için bu ipin hışırtı sesi de rahatsız ediyor olabilir ama yani inanın montajda bu kadar daha net anlatamıyorum. Yani üstüne videonun üstüne ses montajı yapmam gerekiyor ve o da tam olarak anlatmama engel oluyor açıkçası. Çünkü yaparken anlatmak daha ayrıntılı ve daha kolay oluyor. O yüzden şimdi bu ses gelirse eğer size kusura bakmayın. Yani daha iyi bir anlatım için montajsız çekmeye çalışıyorum. Kağıt ipinde kendi bir sesi olduğu için böyle bir hışırtı. O biraz rahatsız edici olabiliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde sıra sonu kadar geliyoruz. Burada da aynı şekilde çiftimizi ilk gördüğümüz yere görüyorsunuz şurada. Ben kenarına kaydırıp tekrar bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift iki tek olacak şekilde burayı da tamamlayıp buraya kadar geleceğim ve burada tekrar arttırım yapacağız. Buraya gelince tekrar arttırımlarımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar burada da dediğim gibi şimdi ilk çiftimizi gördük. Burada bir çift üç tek bir çift üç tek şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız. Burada da ilk çiftimizi gördüğünüz şu aşağıda ben kaydırarak bu tarafına yapmıştım. Şimdi çiftimin yan tarafına batıyorum ve buraya ayarlama yapacağım. Birini batmıştım buraya. Gördüğünüz gibi bir çift, bir, iki, üç tek. 1 2 ikinci tekimizi yaptık ve 3 tane tek. İkinci tekimiz. Üçüncü tekimiz ve sonuncu çiftimizi yapıyoruz ve buraya da üçüncü çiftimizi yapıyoruz. Ve 3 tane tek. Şimdi şöyle elimizi düzeltelim. Şu şekilde dediğim gibi bir çift üç tek bir çift üç tek şeklinde yapıyoruz ve geri kalan kısımları aynı şekilde sık iğnenin üstüne birer tane sık iğne yapılacak şekilde sıra sonuna kadar devam ettireceğiz ve elimizde de düzeltmeyi unutmayalım işlerken buraya kadar devam edeceğiz. Burada da aynı şekilde bir çift üç tek bir çift üç tek yapıp karşı sıraya geçeceğiz. Burada arttırımız var. Oraya gelince tekrar size anlatım yapacağım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Burada en son yaptığımız bir çift üç tek bir çift üç tekti. Şimdi burada bir çift dört tek yapacağız. Şimdi dediğim gibi çiftlerimi ben kaydırarak yaptığım için burada ilk çiftimi gördüm. Ben bu çiftim bir gerisinden başlayacağım kaydırmak için. Pardon, şu şekilde çiftin bir önünden başlayacağım. Bir kaydırma yapıyorum öne doğru. İlk çiftimi oraya koyacağım. Gördüğünüz gibi bu çifti geçiyorum. Hemen çiftin ilerisine
Şimdi ilk çiftimi yerleştireceğim. 1 2 İlk çiftimi koydum. Şimdi 4 tane tekim var. 1 2 3 ve 4. Şimdi ikinci tekimi yerleştireceğim. 1 2 Şimdi 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve son çiftimi yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 4 tane tekim var ve sonrakiler zaten tek olacak. 1 2 3 ve 4. Şu şekilde şöyle elimle de düzelteyim. Dediğim gibi kağıt iple çalışırken elinizle düzeltme yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü ipin yapısı gereği sert olduğu için nasıl yaparsanız öyle kalıyor. O yüzden şu şekilde elinizle düzelterek yapmaya devam edin. Dediğim gibi 1 çift 4 tek, 1 çift 4 tek, 1 çift 4 tek şeklinde yapıyoruz ve aradaki sıkılarımız hiç artırım yapmadan aynı şekilde buraya geliyoruz. Burada da dediğim gibi 1 çift sık iğnemi kaydırarak ileri veya geri, onu da ayarlarsınız kendiniz. 1 çift 4 tek şeklinde yapıp bu sırayı da tamamlayıp buradaki arttırım sıramıza geleceğiz. Ben buraya kadar gelince tekrar arttırım sayılarını göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Dediğim gibi burada da 1 çift 4 tek, 1 çift 4 tek yaptım ve burada şimdi 1 çift 5 tek, 1 çift 5 tek yapacağız ve dediğim gibi aynı şekilde ben burada çiftimi gördüğüm yere bir önü ya da bir arkasından başlayacağım yapmaya. Şimdi çiftimi, şurada çiftimi gördüm. Burada çiftin bir önünden başlayayım. Şimdi bir gerisinden çiftimi yapacağım. Şimdi şu şekilde. Bir çift. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi ikinci çiftimi yapıyorum. Bir. İki. Şimdi beş tane tek. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi son çiftimi yapacağım. Bir. İki. Ve beş tane tekimi yapıyorum. Bir. İki. Üç. Üç. Dört. Ve 5. Şimdi şu şekilde elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde 1 çift 5 tek, 1 çift 5 tek olacak şekilde sıramı dönüyorum. Burada da aynı şekilde 1 çift 5 tek, 1 çift 5 tek şeklinde köşemi dönüp geleceğim. Şimdi burada sonra geldikten sonra tabanımızı bir ölçeceğiz. Yani dediğim gibi istediğiniz uzunluğa gelene kadar burayı arttırıp teklerimizi arttırarak, mesela burayı döndükten sonra burada 1 çift 6 tek, 1 çift 6 tek şeklinde dönüp taban boyumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar
Yapabiliriz. Öncelikle dediğim gibi ben buradaki bir çift beş teki bitirdikten sonra şuraya gelince anlatımı devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi buradaki sıramı da bir çift beş tek bir çift beş tek olacak şekilde yaptım ve şimdi şöyle ölçelim. Tabanımızı ölçüyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi tam 30 santim bir tabanımız oldu. Şimdi tabanımızı şurada yürüttüğümüz ipi keseceğiz ve tabanımızı ütü yapacağız. Bu çok önemlidir. Kesinlikle atlamayın. Bütün örgü çantalarınızı yaparken öncelikle tabanı yapıldıktan sonra ütülemeyi unutmayın. Tabanınız ütülü olursa üstüne yaptığınız örnek de çok güzel olur. Burada ben tabanımı ütüleyip geleceğim ve burada size detaylı anlatım yapacağım. Tabanımın santimini de ölçeceğim size. Ben bunu ütüleyip geliyorum. Arkadaşlar çekmeden gösterecektim ama şimdi göstereyim. Bu şekilde tabanınızı tersten koyup buhar vererek ütüleyebilirsiniz. Korkmayın, hiçbir şey olmaz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ütünüzü yapın ve tabanınız mis gibi. Dediğim gibi birazdan anlatımında tekrar bir ayrıntılı olarak anlatım yapacağım size. Tabanın ütüleme işlemimiz de bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz ütüleme işlemimi yaptım. Şimdi bir ölçüm vereyim ben size. Öncelikle ilk başlarda başlarken gördüğünüz gibi beraber de saydık. 23 santim 40 adet zincir çektik. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra 7 sıra sık iğne yaptık. Toplamda köşelerimizi 3'er tane çiftten arttırmamız oldu. Ve tabanımız şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi 30 30,5 santim gibi bir taban elde ettik ve şuradan da ölçelim yüksekliğini ve 10 santim 10 santimde bir yüksekliği var. Dediğim gibi tabanınızı yaptık ve mutlaka ütüleyin. Ben şimdi bunu bir çantamın tabanı olarak kullanacağım için şu an örmüyorum. Yalnız onu da sizinle paylaşacağım. Midye çanta olacak bunun üstü. Örneğimize geçerken hangi olursa örnek olursa olsun fark etmez. Bir sıra düz sık iğne yapacağız. Ondan sonra üstüne istediğiniz modeli, çantanın modelini koyabilirsiniz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, faydalı olmuşumdur. Size daha faydalı olabilmek için canlı çekim yapmayı tercih ediyorum. Çünkü montaj, ses montajı yaptığım zaman anlattığım gibi burada bazı kaçılan yerler oluyor. Haliyle ses olmadığı için ben de bazı yerleri atlayabiliyorum. Ve canlı çekim yaptığım zaman şu ipin kendine ait bir sesi var, hışırtısı. Bu geliyorsa kusura bakmayın çünkü yani kağıt ip olduğu için kendi bir sesi var. Onu engelleyemiyorum. Ama daha iyi anlatmak için, bilmeyenler, öğrenmek isteyenler için, daha verimli olabilmek için canlı çekim, yani kendi sesimle size çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir yer varsa sorun. Ben de size yardımcı olmaya çalışayım. Instagram adresim var. Buraya bir yeri bırakırım. Aynı şekilde Instagram'da @tasarım olarak sayfam var. Orada da burada olmayan çanta modellerim, güncel yaptığım şeyler orada da görebilirsiniz. Oradan da haberdar olabilirsiniz. Orada da kısa kısa videolar çekiyorum, reelsler çekiyorum. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Umarım beğenmişsiniz. Dediğim gibi midye çantanın çekimini yapıyorum. Bu tabanın üstü midye çanta olacak. Umarım faydalı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.